Kesinlikle her zaman soru çıkan bir konu. Her zaman soru çıkıyorsa o zaman 2 saat odaklan, dinle, anla ve konuyu anla. Ve her 2 saatte bir net. 2 saatte bir net. Hani ben bunlara verimli tarla, verimli arazi diyorum. Ekmişsen çok kolay bir şekilde ne yapıyorsun? Dikiyorsun. Peki konu zor mu, karışık mı? Yok, hayır. Sadece o söz öbeklerini görebilelim, yorumlayabilelim. Ondan sonrası bir 5 dakika konuyu dinlemekle ilgili. Efendim, başlıyorum ben. Başlıyorum dersime. Konumuz cümlenin ögeleri. Burada araya sıkıştıralım. Öğe değil de öge. Onu da fark edelim lütfen. Ögeler nelerdi? İsimleriyle başlıyorum. Yüklem ve özne. Bu ikisi temel ögem. Temel ögeler neymiş? Yüklem ve özne. Bu ikisine ben temel öge diyorum. Bunun dışında bir de yardımcı ögelerimiz. Diğer adıyla tümleçlerimiz var. Peki tümleçlerimiz neler? Belirtisiz nesne, belirtili nesne. Bir belirtisinden bir belirtilisinden nesne. Sonra dolaylı tümleç, zarf tümleci ve edat tümleci. Bunlar da tümleçlerimiz. Bugüne kadar biz ögeleri, cümlenin ögelerini hep sorularla bulduk. Bundan sonra da sorularla bulacağız. Sorularla bulmaya devam edeceğiz. Peki efendim, nedir bu sorular? Hangi sorular kullanılır? Hangi sorularla hangi öge bulunur? Yükleme soruları soruyoruz. Sorular zaten yükleme sorulduğu için yüklemin bir sorusu yok. Özneyi bulmak için kullandığım sorular kim ve ne? Eğer insansa kim, insan dışında bir varlıksa ne? Tabii burada yazılış sırasında lütfen ciddiye alın arkadaşlar. Hep böyle düşünmeyi alışkanlık haline getirmek istiyorum. Kim, ne? Belirtisiz nesneyi bulmak için kullandığım soru ne? Belirtili nesne nokta nokta i. Nokta nokta i eşittir. Neyi, kimi, nereyi? Neyi, kimi, nereyi? Burada keramet i ile bitmesinde. Dolaylı tümleç. Dolaylı tümleci bulduran sorular. Nokta nokta e. Nokta nokta e dediğim neye, kime, nereye? Nokta nokta d yani neyde, kimde, nerede? Ve nokta nokta den neyden, kimden, nereden? Zarf tümleci biraz sonraya kalsın. Edat tümleci ise ile. Ne ile, kim ile? Arkadaşlarım, bu soruları kafamda tekrar oturtmaya çalışayım. Bu soruları öğrenmekte ya da aklımda tutmakta zorlanıyorsam önce şunu fark edin lütfen. Zarf tümleci dışında dönüp dolaşıp hep aynı kelimeleri kullanıyorum değil mi? Ne, kim, nere kelimelerini kullanıyorum. Ama bunları yalın mı kullanıyorum ya da hangi eki getiriyorum bunu fark edin. Buna odaklanırsanız biraz daha olay kolaylaşır. Kim sözcüğü özneyi verir. Kim i nesneyi. Kime, kimde, kimden dolaylı tümleci, kim ile edat tümlecini verir. Ben öğrenciyken cümlenin ögeleri ile ilgili şöyle bir algım vardı. Şöyle bir yanılgım vardı. Arkadaşlarım, özne deyince aklıma bir insan gelirdi. Dolaylı tümleç deyince yer, mekan gelirdi. Ya da ne bileyim, nesne deyince bir obje gelirdi. Yok, öyle değilmiş. Buradaki keramet arkadaşım sözlerin aldığı takıdaymış. Nasıl yani sözlerin aldığı takıda? Eğer aynı sözcüğe ne bileyim masa sözcüğüne getirdiğimiz eklerle ilgili olarak düşünmeliyiz. Masa salonun ortasında duruyor dersem özne. Masayı beri çektik dersem masayı nesne. Masaya bu tabakları koy derken masaya dolaylı tümleç. Arkadaşlar, söz gelimi aşağı. Aşağı sözcüğünü örnekleştirmeye çalışalım. Aşağı deyince hemen bazılarınızın aklına bu yer yön zarfıydı hocam gelebilir belki ama o sözcük türüydü. Şimdi cümlenin ögesinden bahsediyoruz. Aşağıda bekleyin. Aşağıda dolaylı tümleç. Aşağıyı görmeliyiz. Aşağıyı belirtili nesne. Keramet aldığı ekte. Buradan hareketle. Bir iki basit söz. Bir iki basit söz yazayım. Bu sorular aynı ögeyi mi verir, farklı ögeyi mi verir? Bulmaya, anlamaya çalışalım arkadaşlarım. Söz gelimi. Neyi ve nereyi soruları. Bunlar aynı ögeyi mi verir, farklı ögeyi mi verir diye düşünüyorum. Aynı ögeyi verir. Peki kıyaslamak adına başka bir soru sözü daha yazalım. Neyi, kimi?
Yine aynı ögeyi verir. Neyi neye? Bunlar ise farklı ögeyi verir. Arkadaşım, dikkatini şuraya çekmeye çalışıyorum. Neyi eşittir nereyi? O zaman neyi de iyi ögesidir, nereyi de iyi ögesidir. İyi ögesi demek belirtili nesne demektir. İkisi de belirtili nesneyi verir. Aşağıya geldim. Neyi, neye, iye. Biri iyi, biri e. İlki belirtili nesneyi, ikincisi dolaylı tümleci verir. Düşünürken arkadaşlarım eke göre düşünmeyi başarın istiyorum. Geçen sınıfın birinde anlatıyorum, çözüyorum bu konuyu. Şöyle bir cümle yazmıştım. Yarışta tüm parasını üçüncüye yatırmış. Bulalım ögelerini dedik. Efendim yatırmış cüklem, o yatırmış özne dedik. Sonra kaçıncıya? Öğrenci dedi ki kaçıncıya dedi. Ve sonrasında da hocam kaçıncıya diye bir öge sorusu yok soruların arasında. Arkadaşım ben öğrenciyi iki şekilde düzeltebilirim. Bir, niye kaçıncıya diye soruyorsun ki? Kime ya da neye diye sor. Ya da kaçıncı ya. Kaçıncı ya. E-A ile bitiyor mu? Bitiyor. E-A ile bitiyorsa bu da dolaylı tümleci sorusudur. O yüzden soruları kafama yerleştirirken diyorum ki iyi belirtili nesne. E-D'den dolaylı tümleç. İyi belirtili nesne ED'den dolaylı tümleç. Bunu biliyorum. Aslında bunlar ismin halleri değil miydi? İsmin İ hali, E hali, D hali, DEN hali. O zaman ismin yalın halinde olunca belirtisiz nesne, İ hali belirtili nesne, ED'den halleri de dolaylı tümleç oluyor. İle sözcüğünün zaten bir edat olduğunu hatırlıyorum arkadaşım. İle edat da araç ya da birliktelik ilgisi kuran bir edattı. Edatla biten sözde de ne derim? Edat tümleci derim. Edatla biten sözde edat tümlecidir. Dolayısıyla ne ile kim ile de edat tümleci oldu. Zarfın soruları. Bunlar aklıma nasıl kalır? Yine sözcük türleri olan zarfla bağ kurmaya çalışıyorum. Durum zarfı nasıl? Zaman zarfı ne zaman? Ölçü zarfı ne kadar? Sebep bildiren sözler niçin? Evet, durum, zaman, ölçü ve sebep bildiren sözlerde zarf tümleci oluyor mu? Olur. Efendim bu sözleri bildikten sonra 3 küçük ilkem olacak. 3 küçük ilkem olacak. Bu ilkelere de uyduktan sonra sorunsuz çözebilmem lazım. Peki efendim bu ilkelere gelmeden önce basit bir iki cümle yazayım. Bu cümlelerin ögelerini bulmaya çalışalım arkadaşlar. Cümle 1. Ali dün bize bunu anlattı. Ali dün bize bunu anlattı cümlesinin ögelerini bulacağım. Anlattı yüklem. Kim anlattı? Ali anlattı. Ali ne oldu burada? Ali özne oldu. Ne zaman anlattı? Dün anlattı. Zarf tümleci oldu. Kime anlattı? Bize anlattı. Dolaylı tümleci oldu. Neyi anlattı? Bunu anlattı. Nesne oldu. Anlattı sözü de en başta söylemiştim. Yüklem. Peki hemen başka bir cümle yazmak istiyorum. Bu cümleyle ilgili olarak düşünelim. Türkçe öğretmeni geçen hafta bizim sınıfa bu konuyu anlattı. Aslında yukarıdaki cümlenin birebir aynısı arkadaşlarım. Yine ögelerini bulmaya çalışalım, yazmaya çalışalım. Kim anlattı? Türkçe öğretmeni anlattı. Tabii anlattı yüklem, özne. Ne zaman anlattı? Geçen hafta anlattı. Zarf tümleci. Nereye anlattı ya da kime, nereye kime anlattı? Bizim sınıfa anlattı. Dolaylı tümleç. Neyi anlattı? Bu konuyu. Tabii bu değil de bu. Belirtilisinden bir nesne. Ve anlattı sözü de yüklem oldu mu? Oldu. Arkadaşım, burada şunu da fark etmenizi istiyorum. Dün bir zaman mı? Evet, dün bir zaman. Ne zaman? Dün.
Ne zaman? Geçen hafta. Yine bir zamanlı zaman. Kim anlattı? Ali. Ali bir kişi mi? Kişi. Türkçe öğretmeni de bir kişi. Kime? Eşittir bize ya da eşittir bizim sınıfa. Neyi? Bunu ya da eşittir bu konuyu. Şeklinde düşünebilirim. Neyse efendim. Ögelerle ilgili olarak hemen uyarılarıma geçeyim. Uyarılarımı söyleyeyim ve kafamızda oturtalım arkadaşlarım. Diyorum ki bilgi bir. Ögeler illaki yüklem, özne, diğerleri sırasıyla bulunur. Ögeleri nasıl buluyormuşuz? Önce yüklem, sonra özne, sonra diğerleri sırasıyla buluyoruz. Evet, bazen arkadaşlar bazı sorularda beni özellikle bir ögeye yönlendirir. Nesne açıklayıcısıyla birlikte verilmiştir. Dolaylı tümleç vurgulanmıştır vesaire der. Peki dolaylı tümleç vurgulanmıştır deyince dolaylı tümleç mi aramalıyım? Hayır, hayır. Önce cümlenin yüklemi bulunur. Yüklemden sonra öznesi bulunur. Daha sonra diğer ögeler bulunur. Önce yüklem, sonra özne, sonra diğer ögeler bulunur. Ben aklımda kalsın diye ne diyorum? Yok. Yüklem, özne, diğerleri. Yüklem, özne ve diğerleri. Bu sırayla bulunacak. Peki bir iki basit örnek. Bu bir iki örneği çözmeye çalışalım. Saçı uzundu diyorum. Uzundu yüklem. Yüklemden sonra hangi ögeyi bulmam gerekiyor? Özneyi bulmam gerekiyor. O zaman hemen özneyi arıyorum. Kim uzundu? İnsan bir cevap yok. Ne uzundu? Uzun olan ne? Saçı. Saç da neymiş? Özneymiş. Arkadaşım, neyi uzundu? Saçı uzundu. Nesne yanılgısına düşmemenin yolu bu sıraya uymaktır. Bu sıraya uyduğunda özne ve yüklemden oluştuğunu anlarsın. Ama hocam neyi sorusuna da cevap oluyor. Evet, neyi sorusuna da cevap oluyor. Ne sorusuna da cevap oluyor. Oradaki iyilik eki midir, hal eki midir, nesne yapan iyi midir, başka bir iyi midir? Ya niye lafı uzatıp zorlaştırıyoruz, karıştırıyoruz ki? Bir cümlede önce yüklem, sonra özne, sonra diğerleri bulunur. Yüklem, buldum mu bu yüklemi buldum. Sonra sırada kim ne saçı, özneyi buldum mu buldum. Yüklem ve özne bu işte. Geçiyorum diğer örneğime. Kitabı masada duruyor. Duruyor yüklem. Çünkü öğretmen önce yüklemden başlanır dedi. Kim duruyor? O duruyor. Yo yo. Bir cevap yok. Kim duruyor? İnsan bir cevap yoksa o zaman ne duruyor? Ne duruyor? Kitabı duruyor. Kitabı özne oldu. Yüklem ve özneyi bulduktan sonra gönül rahatlığıyla nerede? Masada. D'da'yı gördüm. Nerede? Masada. Dolaylı tümleç olduğunu gördüm. Kitap masada duruyor. Özne, dolaylı tümleç ve yüklemden oluşuyor. Arkadaşlarım, mesela cevap olan sözcük, evde sözcüğü cümlenin hangi ögesidir? Hızlı düşünmek istersen, nerede, evde, dolaylı tümleç dersen yanlış olur. Ne yapmam gerekiyor? Yüklem, özne, diğerleri disipliniyle hareket etmem gerekiyor değil mi? O zaman hemen soru ve cevap birleştirerek hareket edelim. Neredeymiş? Evdeymiş. Sorunun cevabını birleştiriyorum. Abbas dün evdeymiş cümlesinin ögelerini bulmaya çalışıyorum. Abbas dün evdeymiş derken cümlenin yüklemi nedir? Evdeymiş. Evdeymiş yüklem mi? Yüklem. Kim? Abbas, özne. Ne zaman? Dün zarf tümleci. Benim evde sözcüğüm dolaylı tümleç değil de yüklem çıktı. Yüklem çıktı. Peki efendim bunun yüklem olduğunu nereden nasıl anladım? Önce yüklemi buluyorum. Ya da film nasıldı demişim, cevap güzel. Hemen bu soru cevap olduğunda bir önceki örnekten de anladım, biliyorum ki soruyla cevabı birleştiriyorum, öyle düşünüyorum. Film nasıldı? Eşittir güzel. Bu cümleyi şu hale getiriyorum. Film güzeldi. Film güzeldi cümlesindeki güzeldi yüklem olmaz mı? Evet. O zaman güzel sözü hangi ögeymiş? Yüklemmiş. Zarf tümleci deme hatasına düşmemiş oldum. Arkadaşlarım, burada para sözcüğünü 3 cümlede kullanmışız. Çantasında ne var? Çantasında para var. Çantasındaki neydi? Çantasındaki paraydı. Çantasına ne koydu? Çantasına para koydu. Evet, burada ne sözcüğünün yerine parayı getirmişiz. O zaman bunları nasıl düşünmem gerekiyor? Hemen soruyla cevabı birleştiriyorum. Soruyla cevabı birleştirerek ilk cümle için ne diyorum? Çantasında ne var? Eşittir çantasında para var. Efendim, var yüklem. Yüklemden sonra sırada ne var? Özne. Kim var, ne var? Para var. Kim var, ne var? Para var.
O zaman arkadaşım diyorum ki para sözü bu cümlede özne görev üstlenmiştir. İkinci cümle. İkinci cümleyi nasıl düşünmem gerekiyor? Çantasındaki neydi para eşittir? Çantasındaki paraydı. Burada. Yüklemden başlıyordum ya. Paraydı yüklem. Bunu gördün mü? Gördüm. O zaman diyorum ki efendim para sözü bu cümlede nedir? Para sözü bu cümlede yüklemdir. Üçüncü örneğim. Çantasına ne koydu? Eşittir. Çantasına para koydu. Ögelerini bulacağım. Koydu yüklem. Yüklemi buldum mu? Buldum. Kim koydu? O koydu. Adam koydu. Kadın koydu. Özneyi de buldum. Yüklemi buldum. Sonra özneyi buldum. Daha sonra ne para, ne sorusunun cevabı? Şimdi burada nesne oldu. Hocam ama yani yukarıdakinde özne olmuştu. Bunda niye nesne oldu? Arkadaşım bunda o koydu gizli öznesini buldun mu? Buldum. O zaman gizli özneyi bulduğum için, gizli özneyi bulduğum için özneden sonraki bir ögeye, yüklem özne üçüncü bir ögeye baktığım için ne sorusunun cevabı nesnedir diyorum. Arkadaşım yüklem özne diğerleri. Bu sırayla bulmayı alışkanlık haline getiriyorum. İlla ki bu sıraya uyuyorum. İkinci uyarım da şu. Soruları ne yapıyorum? Yükleme soruyorum. Soruları yükleme soruyorum arkadaşım. Rastgele bir sözü ya da boşluğa değil de yükleme soruyorum. Cevap, soruya cevap olan söz. Yani bu bir ögedir dediğim söz. Anlamca yüklemi tamamlar. Anlamca yüklemi tamamlar. Ne demek istiyorum? Örnekler anlamaya çalışalım. Eve gidince beni ara derken nereye, eve dolaylı tümleş diye düşünebilir miyim? Hayır, düşünemem. Neden? Çünkü sorular yükleme sorulur dedim. O zaman yükleme sorarak düşüneyim. Nereye ara, eve ara. Yakıştı mı? Nereye ara, eve ara. Yakışmadı. Dolayısıyla bu tek başına bir öge değildir. Peki çizgiyi çekmeye devam ediyorum. Eve gidince ara yakıştı mı? Evet yakıştı. Ne zaman ara? Eve gidince ara. Yakıştığı için bu bir ögedir. Zarf cümleci olur. Tamam, onu da zaten biliyorum. Beni ara nesne olur, onu da biliyorum. Arkadaşlarım tekrar ediyorum. Sorular yükleme sorulur. Cevap yüklemi tamamlarla kastımız ne? Ali çalışırken Veli uyuyordu. Uyuyordu yüklem mi? Yüklem. Peki efendim kim uyuyordu? Veli uyuyordu özne dediğinizi duymuş gibiyim. Veli uyuyordu özne doğru da peki neden kim Ali özne olmaz? Çünkü Ali sözü anlamca uyumanın tümleyeni bütünleyeni değil. Ali sözü uyumanın tamamlayıcısı bütünleyeni değil. Dolayısıyla Ali tek başına bir öge değildir. Ali çalışırken bir ögedir. Ya da şu üç cümleyi anlatabilirsem sanıyorum kastımı biraz daha iyi anlatırım. Diyorum ki, dün aldığım kitabı bu sabah kaybettim. Buluyorum ögelerini. Kaybettim yüklem. Kim kaybetti? Ben kaybettim gizli özne. Peki, dün sözcüğünü biraz sorgulayalım. Bunun üzerine düşünelim istiyorum. Buradaki dün sözcüğünü arkadaşlarım, boş verin bunun öge sorusu olduğunu, bir anlam sorusu gibi düşünün. Ne zaman kaybettim? Dün kaybettim. Dün kaybetmenin zamanı mı? Hayır. Dün aldığım kitabı bu sabah kaybettim diyorsa dün almanın zamanıdır. Dün sözü kaybettimi tümleyebiliyor mu? Tümleyemiyor. Dün sözü kaybettimi tümleyemediğine göre bu kaybettimin bir ögesi değildir. O zaman ne yapıyorum? Çizgiyi çekmeye devam ediyorum. Dün aldığım kaybettim. Yok yine olmadı. Anlamsız oldu. Dün aldığım kitabı kaybettim. Evet şimdi oldu. Ne zaman kaybettim? Bu sabah kaybettim. Şimdi bu da oldu. Arkadaşlarım, dün aldığım kitabı nesne, bu sabah zarf cümleci, bende gizli özneydi. Ya da şu cümlelere bakalım. Dün aldığım kitabı kaybettim diyor. İkinci cümlem. Kaybettim yüklem. Ben kaybettim özne. Buradaki dün, virgül falan yok, bu sabah yok değil mi? Dün aldığım kitabı kaybettim dersem, virgüllük düşünseydim farklı olurdu. Ama dün aldığım kitabı kaybettim derken dün kaybettiğimin zarfı değildir. Dün aldığım kitabı hepsi birlikte nesnedir.
Buradaki bu sabaha arkadaşlar yanlış yazmışım. Dün virgül aldığım kitabı kaybettim. Dün virgül aldığım kitabı kaybettim. Bu cümleye bakıyorum. Kaybettim yüklem ben özne. Dün virgülden dolayı anlıyorum ki kaybettiğimi tümlüyor. Tümlüyorsa bu bir zarf cümlecidir. Arkadaşlarım, bu örneklerde yüz yüz olsaydık belki daha doğru bir iletişim kuracaktık ama söylemek istediğim şey neydi? Biraz daha basitleştirmeye çalışayım. Diyorum ki çayı içen adamı çağırın. Burada en başta söylediğim çay ı var. Acaba nesne olabilir mi? Gibi düşünecektin ya. Hemen şunu görmeni istiyorum. Çayı sözcüğünü çağırdık yüklemine bağlayabiliyor muyum? Neyi çağırdık? Çayı çağırdık oluyor mu? Olmuyor. O zaman bu bir öge değildir. Bu yanlıştır. Peki çayı içen çağırdık oluyor mu? Hayır, bu da olmuyor. O zaman bu da bir öge değildir. Yanlış. Peki çayı içen adamı çağırdık oluyor mu? Oluyor. O zaman bu bir ögedir. Hangi ögedir? Nesnedir. Çayı içen adamı sonunda ı olduğu için. Ve arkadaşlarım, üçüncü ve son uyarım. Üçüncü uyarım, ögeleri bulurken, ögelerle ilgili olarak düşünürken başka bir uyarım da şu. Söz öbekleri, yani isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, deyimler, ikilemeler, nokta nokta nokta. Tek ögedir. Tek ögedir. Parçalanmaz. Arkadaşlar, burada söz öbekleri parçalanmaz diyorum ya. Bunun önce mantığını basitleştirmeye çalışalım. Ali geldi derken geldi yüklem. Kim geldi? Ali geldi. Ali özne mi? Özne. Sınıfımızın en başarılı ve en kibar öğrencisi geldi. Kim geldi? Sınıfımızın en başarılı ve en kibar öğrencisi. Bu ifadede yine özne oldu mu? Oldu. E şimdi düşünüyorum. Sınıfımızın en başarılı ve en kibar öğrencisi eşittir Ali mi? Evet. O zaman tek bir kişiyi karşılayan söz. İster çok uzun olsun, ister çok kısa olsun. Tek bir kişiyi karşılıyorsa tek bir ögedir. Tek bir kişiyi karşılıyorsa tek bir ögedir arkadaşlar. Bunlar neler? İsim tamlamaları, sıfat tamlamaları, zarf grubu, edat grubu, deyimler, bileşik fiiller, ikilemeler, fiilimsi grupları, ünvan grupları, bağlama grupları. Of hocam ya, o kadar çok şey saydın ki. Aa, arkadaşım, burada evet bir sürü şey saydım ama bunlardan özellikle altını çizmemiz gereken 4 kavram var. 1. İsim tamlaması parçalanmaz. 2. Sıfat tamlaması parçalanmaz. 3. Deyim parçalanmaz. Ve 4. Birleşik fiiller parçalanmaz. Birleşik fiiller parçalanmaz. Arkadaşlarım, buradaki söz öbekleri parçalanmazı bir de şu örnekle anlatmaya çalışayım. Bu örnekle ifade etmeye çalışayım. Dün anlattı. Anlattı yüklem. Kim anlattı? O anlattı. Ne zaman anlattı? Dün. Ne zaman sorusuna cevap olan dün nedir? Zarf cümlecidir. Peki bir diğer cümle. Petrol fiyatlarındaki sürpriz artışın yaşandığı gün anlattı. Anlattı yüklem. Kim anlattı? O anlattı gizli özne. Peki o ne zaman anlattı? Petrol fiyatlarındaki sürpriz artışın yaşandığı gün. Hepsi birlikte bir tamlama mı? Evet, hepsi birlikte bir tamlama. Hepsi birlikte tamlama olduğu için birlikte alınır. Parçalanmaz, hep birlikte yüklemdir. Arkadaşım, dil bilgisi bakımından yaklaşalım. Hangi gün, nasıl gün? Petrol fiyatlarındaki sürpriz artışın yaşandığı gün. Bu bir sıfat tamlamasıdır. Sıfat tamlaması parçalanmaz. Yukarıda geliyorum. Sınıfımızın öğrencisi. İsim tamlaması. Sınıfımızın en başarılı ve kibar öğrencisi. Evet, isim tamlaması oluyor. Dolayısıyla isim tamlaması da bir söz öbeğidir. Parçalanmaz. Hocam, isim tamlaması sıfat tamlaması diye düşünmek zorunda mıyım? Ya isim tamlaması sıfat tamlaması diye düşünmek yerine şöyle de düşünebilirsin. Aynı kapıya çıkar. Burada bir sürü söz olsa da bir varlığı, bir kişiyi, bir objeyi, bir yeri, bir zamanı, bir nokta noktayı karşılıyor mu? Evet. Tek bir nokta noktayı, varlığı karşılayınca ne oldu?
bir söz öbeği oldu ve tek öge oldu, parçalayamam. Üçüncü bir örnek. Yolda karşılaştık. Karşılaştık yüklem. Biz karşılaştık gizli özne. Nerede? Yolda dolaylı tümleş değil mi? Peki yolda karşılaştık demek yerine Atatürk Caddesi'nde karşılaştık desem nerede? Atatürk Caddesi'nde. Tek öge. Ya da şöyle deseydim. Bizim üst komşunun iş yerinin bulunduğu yerde karşılaştık. Nerede? Bizim üst komşunun dükkanının bulunduğu yerde eşittir orada dolaylı tümleç. Ya da burada yazdığım şekliyle söyleyeyim. Sağında ve solunda sıra sıra portakal ağaçları bulunan, çocukluğumuzun en güzel anılarını saklayan ve her köşesi bir anlam ifade eden yerde. Nasıl yer, hangi yer? Nokta nokta olan yer. Baştan buraya kadar hepsi birlikte nokta nokta olan yerde eşittir orada dolaylı tümleç mi? Evet, dolaylı tümleç. Hepsini birlikte alıyorum. Hepsi birlikte dolaylı tümleç oluyor. Evet, sözün uzun ya da kısa olması beni etkilememeli arkadaşlar. Bir varlığı, bir kişiyi, bir yeri, bir zamanı, bir olayı karşılayan sözler ister çok uzun olsun, ister çok kısa olsun tek ögedir, parçalanmaz. Ve şimdi tek tek ögelerden hareketle gideceğim. Burada da özellikle yüklem, özne ve zarf tümleci 3 öge ile ilgili konuşacağım. Onun dışında zaten diğerleriyle ilgili bir sıkıntımız yok. Diğerleriyle ilgili bir sıkıntımız olmayacak ama 3 ilkemi tekrar ediyorum. Ya da baştan alayım dersin özeti. Arkadaşım 1. Hangi soru hangi ögeyi verir? Bunu bir kafamda oturtayım, netleştireyim, bunu bilmeliyim. Bununla ilgili olarak da hızlı düşünebilmek adına İ belirtili nesne, ED'den dolaylı tümleç. ED'den dolaylı tümleç, İ belirtili nesne. Bunu biliyorum. 3'ye dikkat ediyorum. 1. Sorular, yüklem, özne, diğerleri sırasıyla bulunur. 2. Ögeler yükleme bağlanabilir. Ögeler anlam olarak yüklemi, bütünler tümler. 3.'sü. Söz öbekleri, özellikle isim tamlaması, sıfat tamlaması, deyimler, bileşik fiiller ve diğer söz öbekleri tek öge olur, parçalanmaz arkadaşlarım. Peki efendim, temel ögelerimizden birincisi yüklem. Yüklem nedir? Yüklem ya çekimli eylemdir ya da ek eylemli sözdür. Yani eğer fiilse çekimli eylem şeklindedir, isimse ek eylem almıştır. Ha, kurallı cümlelerde sondadır. Cümlede yapılan, gerçekleşen olan işi anlatır. Evet, yüklem iştir. Yüklem iştir diyorum ya, biraz sonra söyleyeceklerimle birleştireyim arkadaşlarım. Yüklem iştir, özne işi yapandır. Nesne işten etkilenendir. Nesne işten etkilenendir. Zarf tümleci işin zamanı, durumu, ölçüsü, sebebidir. Dolaylı tümleç işin yöneldiği ya da bulunduğu ya da ayrıldığı varlıktır. Velhasıl bunlardan özellikle iş, işi yapan, işten etkilenen bu üç kavramı aklımızda tutalım istiyorum. Yüklemdir demek yerine iştir diyebilir. Öznedir demek yerine işi yapandır, nesne yerine de işten etkilenendir diyebilecek. Arkadaşlarım, burada örnekler var. Ne diyor? O bunları pek bilmez. Onu bugün hiç görmedim. O herkese yardım eder gibisinden. Evet, iki sütun halinde cümleler var. Bu cümlelerin yüklemlerini bulmak istiyorum. Arkadaşım, sol sütunda fiil yüklemleri var. Bilmek, görmek, etmek, dilemek, düşmek. Burada ise gururumak, mimarmak, içindemek, akşammak, duygumak olmaz isim yüklemleri var değil mi? Evet, yüklemler ya çekimli eylemdir ilk sütundaki gibi ya da ek eylemli sözdür ikinci sütundaki gibi. İki şekilde olabileceği için iki grup halinde düşünelim istedim. Peki efendim, ilk cümle o bunları pek bilmez cümlesinin yüklemi nedir? Nedir? Bilmez. Bu örneği seçerken şunu hesap ettim, şunu düşündüm. Öğrencilerin yaptığı birinci hata şu. Pek, çok, hiç, fazla gibi kısa zarfları
Ayrıca zarf tümleci olarak almıyorlar. Yüklemin içine dahil ediyorlar. Yanlış bu. Onlar yüklemin dışında ayrıca zarf tümlecidir. Peki o bunları pek bilmez derken buradaki iş bilmek mi bilmek? Ne kadar bilmez? Pek bilmez, çok bilmez, fazla bilmez. O ayrıca zarf cümlesi olacak. Ya da hemen geçtim ikinci cümleye. Onu bugün hiç görmedim. Yüklem görmedin mi? Hiç görmedin mi? Görmedim. Ne kadar görmedin? Hiç görmedin. Hiç ayrıca zarf cümlecidir. Evet, birinci örnek ve ikinci örneğin aynı bilgiyi pekiştirdiğini, aynı bilgiyi tekrarladığını fark etmişsinizdir. Yüklemle ilgili dikkat etmeni istediğim birinci şey şuymuş. Pek, çok, hiç, az, fazla gibi kısa zarfları yüklemin içine dahil etmiyorsun arkadaşım. Bunların yüklemin dışında olması gerektiğini biliyorsun. İkincisi, diğer örneğin. O herkese yardım eder. O herkese yardım eder derken. Acaba yüklem eder mi, yardım eder mi? Yüklemim yardım eder. Yüklemim yardım eder. Niye? Bunu iki şekilde anlatmaya çalışayım. Bir, yardım etmek. Etmek olmakla kurulan bir bileşik fiil değil mi? Geçen haftayı hatırlayın. Evet, etmek olmakla kurulan bir bileşik fiil. Birleşik fiil parçalanmaz. Ya da birleşik fiil parçalanmaz yerine şu şekilde de açıklayabilirim. Şu şekilde de açıklayabilirim. O herkese yardım eder derken bu cümlede iş, yapılan iş, gerçekleşen iş etmek mi, yardım etmek mi? Yardım etmek. Dolayısıyla ikisini birlikte alırım. O arabasını park etti. Yüklem etti değil, park etti. Yukarıdakinin aynısı arkadaşım. Ya şöyle açıklayacağım. Park etmek bileşik fiildir. Park etmek bileşik fiildir. Dolayısıyla birleşik fiili birlikte alırım. Ya da iki, şöyle açıklayacağım. Bu cümledeki iş etmek değil ki. Arabayı konumlandırmak, durdurmak, bırakmak. O da eşittir. Park etmek değil mi? Birleşik fiiller parçalanmaz dedim ya. Hemen bunun mantığını kafamda oturtabilmek adına çoğaltmaya çalışayım örnekleri. Teşekkür etti, rica etti, yardım etti, terk etti, fark etti, park etti, arz etti, rica etti, kabul etti, reddetti, yok etti. Bütün bunların hepsini birlikte alıyorum. Memnun oldu, rahatsız oldu, kayboldu, kahroldu, mahvoldu. Bunların hepsini birlikte alıyorum. Rahatsız oldu derken burada oldu değil, rahatsız oldu, ikisi birlikte yüklem olur. Ve efendim, geçiyorum diğer örneğine. Hemen ondan özür dile. Buradaki iş dilemek mi, özür dilemek mi? Özür dilemek. Dilemek nedir? İstemek, talep etmek değil mi? İstemek, talep etmek anlamındaki bir söz. İstemek, dilemek anlamında bir iş yok ki burada. Buradaki iş özür dilemek. Özür dilemek. Ya da hemen son örnekle birleştireyim. Diyor ki senin yüzünden dile düştük. Bu cümledeki iş düşmek yer çekiminin etkisiyle aşağı doğru inmek değil ki. Konuşulmak, dedikodu malzemesi olmak adında dile düşmek. Arkadaşım, bu iki örneği de şu mantıkla birleştirin istiyorum. Bunlar deyimdir. Deyimler parçalanmaz. Deyimler parçalanmaz. Ot tüyü kazanınca burnu büyüdü. Havalandı anlamına gelen iş büyümek değil, burnu büyümektir. Onu görünce etekleri tutuştu. Buradaki iş, telaşlanmak işi, tutuşmak değil, etekleri tutuşmaktır. Değil mi? Arkadaşlarım, o zaman fiiller için uyarılarımla birlikte şu şekilde cümleleştirebilirim. Diyorum ki, yüklemde birleşik fiiller, virgül, deyimler parçalanmaz. Sağ tarafta da konuşacağım ya. Sağ tarafta konuştuktan sonra da kuracağım cümle şu olacak arkadaşlarım. İsim tamlamaları ve sıfat tamlamaları. Parçalanmaz. Ve efendim sağdaki örneklere geçtim. Bunları anlatmaya çalışalım, anlamaya çalışalım. O sınıfımızın gururudur derken bu cümlede yüklem gururudur değil de sınıfımızın gururudur. Çünkü sınıfımızın gururu, bu bir isim tamlaması. İsim tamlaması parçalanmaz.
Peki bu yüklem değil de başka bir öge olsaydı. Sınıfımızın gururu geldi. Kim geldi? Sınıfımızın gururu. Parçalamıyorum değil mi? Tek bir öge. Sınıfımızın gururunu hepimiz severiz. Kimi severiz? Sınıfımızın gururunu. Bir tamlama olduğu için birlikte alırım. Sınıfımızın gururu. Belirtili isim tamlamasıdır. Parçalanmaz. İkinci örnek. O başarılı bir mimardır. Başarılı bir mimardır derken nasıl mimar, başarılı mimar? Bu bir sıfat tamlaması. Sıfat tamlamasını parçalamayız. Başarılı mimar, nasıl mimar, başarılı mimar, sıfat tamlaması dedim. Peki bu yüklem değil de başka bir öge olsaydı. Başarılı bir mimar bu projeyi yürütüyor. Kim yürütüyor? Başarılı bir mimar. Bu bir söz öbeği. İkisini birlikte alır mıydım? Evet, alırdım. Üçüncü örneğim. Yıllardır dört duvar içindeyim. Yıllardır dört duvar içindeyim derken. İçindeyim yüklemin bittiği yer. Duvar içi isim tamlaması. Duvarın içi belirtili, duvar içi belirtisiz isim tamlaması. Dört duvar sıfat tamlaması. İsim tamlaması ve sıfat tamlaması tamlama oldu sonuçta. Yağmurlu bir sonbahar akşamıydı. Yağmurlu bir sonbahar akşamıydı derken burada akşamıydı yüklemin bittiği yer. Sonbahar akşamı isim tamlaması. Yağmurlu akşamı sıfat tamlaması. Hepsi birlikte yüklem oldu. Hepsi birlikte yüklem oldu. İntikam insanlıkla ilgisi olmayan bir duygudur. Duygudur yüklemin bittiği yer. Duygudur yüklemin sonu. Peki efendim, insanlıkla ilgisi olmayan bir duygu. Nasıl duygu? İnsanlıkla ilgisi olmayan bir duygu. Buradaki insanlıkla ilgisi olmayan duygunun sıfatı ya. O yüzden bu bir sıfat tamlamasıdır, parçalanmaz. Verdiğim örneklere bakın. İsim tamlaması, sıfat tamlaması, iki tamlama iç içe girdi. İki tamlama iç içe girdi. Sıfat tamlaması ama biraz daha uzun. Arkadaşım, o zaman diyorum ki isim tamlamaları ve sıfat tamlamalarının parçalanmayacağını da biliyorum. Başka bir cümle daha yazayım. Mesela Umut insana yarının güzel olacağını fısıldayan bir kuştur. Bu cümleye bakıyorum. Bu cümlede de kuştur yüklem diyeceğim. Daha doğrusu kuştur yüklemin bittiği yer. İnsana yarının güzel olacağını fısıldayan bir kuştur. Bir sıfat tamlaması. Sıfat tamlaması parçalanmaz. Hepsi birlikte yüklem oldu. Umut da özne oldu mu? Oldu. Evet arkadaşlarım. Yüklem sondadır. Yüklem sondadır. Kurallı cümlelerde sondadır. Pratik olarak yüklemi bulurken burası yüklemdir derken sorun yaşamıyoruz ama yüklemin altını çizerken sorun yaşayabiliyoruz. Orada da dikkat etmem gereken şey bileşik fiil, deyim, isim tamlaması ve sıfat tamlaması. Bu dördünün parçalanmadan tek başına yüklem olacağını görmeliyiz. Parçalanmadan yüklem olacağını görmeliyiz. Ve arkadaşlarım, yüklemde bu. Özne diye devam edeceğim ama özne diye devam etmeden önce gırtlağımı biraz dinlendirmek istiyorum. Çünkü gerçekten belli bir süre konuşunca sınıftaki gibi değil. Size de söz veremiyorum. Sürekli ben konuşuyorum. Dolayısıyla böyle bir gırtlakta bir yorgunluk oluyor. 10 dakika ara veriyorum arkadaşım. 12.50'de özneden devam ediyoruz. Ve diğer ögeleri de söyleyip bugün cümlenin ögelerini bitireceğiz. 10 dakika sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeniden merhaba arkadaşlar. Bir 10 dakika siz zihninizi dinlendirdiniz. Ben de sesimi dinlendirmiş oldum. Ve tekrar devam ediyorum. Zaten ögelerin zor kısmı, uzun kısmı bitmiş oldu. Diğer kısmını da söyleyip tamamlayalım istiyorum. Nedir özne? Özne ikinci temel ögemiz. Hocam bu temel öge yardımcı öge. Bu ifadeleri bilmek zorunda mıyım? Soru çözerken şunu diyor ya, cümlelerden hangisi yalnızca temel ögelerden oluşmuştur? İşte burada kastettiği sadece yüklem ve öznedir, üçüncü bir öge yoktur anlamında. Temel ögenin yüklem ve özne olduğunu bilin istiyorum. Peki efendim, ikinci temel ögem özne. Nedir? Yüklemdeki işin yapıcısıdır. İşin yapıcısı ya da işi yapan. Hani soruda açık açık aleni bir şekilde öznedir demek yerine işi yapandır derse de özne aklıma gelmeli. Peki efendim, özne türleri var mı? Var. Gerçek özne var, gizli özne var, sözlü özne var, örtülü özne var. Özne işi yapandır dedim bir. Özneyi bulmak için kullandığım sorular kimne sorularıydı? Orada da bir sorun yok. Onu da zaten biliyor muyum? Evet, biliyorum. Gerçek özne bildiğimiz normal söz şeklindeki öznedir. Örnek. Türkçe öğretmeni bunları daha önce anlatmıştı. Anlatmıştı yüklem. Kim anlatmıştı? Türkçe öğretmeni. İşte Türkçe öğretmeni anlatmıştı yüklemin öznesi oldu. Gerçek özne. Ve geçtim ikinci maddem gizli özneye. Gizli özne, söz şeklinde bulunmayan, yüklemdeki kişi ekinde saklı olan ben, sen, o, biz, siz, onlar özneleridir. Burada bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşım. Burada bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Ben, sen, o dedim. Benim, senin, onun gizli özne olmaz. Benim, senin, onun gizli özne olmaz. Örnek, öğrendim. Kim öğrendi? Ben. Buradaki B harfinde saklı olan ben gizli özne. Uzun zamandır buradayız. Buradayız yüklem. Buradayız yüklem. Evet, buradayız yüklem. Buradayız derken kim burada? Biz buradayız. Buradaki ız takısında saklı olan biz gizli öznedir. Yarım saattir bekliyor. Bekliyor yüklem. Kim bekliyor? O bekliyor. O gizli özne mi? Evet, gizli özne. Gizli özne ile ilgili başka ne demem gerekir? Gizli özne ile ilgili arkadaşlar şunun da bir sağlamasını yapalım. Şunun da bir sağlamasını yapalım. Mesela dün buraya geldik. Dün buraya geldik derken burada gizli özne, zarf tümleci, dolaylı tümleci ve yüklemi hepimiz gördük mü? Gördük. Efendim bu cümleyle ilgili olarak bilgi bir. Diyorum ki bu cümle 3 ögeli bir cümledir. Bu cümle 3 ögeli bir cümledir. Bir. Bu cümlenin öge dizilişi zarf tümleci, dolaylı tümleç ve yüklem şeklindedir. Arkadaşım, yanlış olan şey şu. Özne, zarf tümleci, dolaylı tümleç, yüklem. Bu yanlıştır. O zaman gizli özneyi biz sırf ögelerimizi bulabilmek, görebilmek adına oraya yazıyoruz. Yoksa orada bir özne vardır demiyoruz. Ve efendim özne çeşitleriyle ilgili geliyorum bir diğer ifadelerim. Sözlü özne ve örtülü özne. Sözlü özne ve örtülü özne dediğimiz şey, ikisini birlikte düşünüyorum. Çünkü ikisi de edilgenlikle ilgili. Arkadaşım, işin içinde bir edilgenlik varsa burada sözlü özne vardır. Nasıl yani? Örnekten anlatayım, tanımı boş verin. Ali camı kırdı derken kırdı yüklem. Kim kırdı? Ali kırdı özne. Neyi kırdı? Camı kırdı nesne. Cam nesne, Ali özne. Bunu görüyor muyum? Görüyorum. Ben bunu edilgen yaptım. Ali tarafından cam kırıldı. Kırıldı yüklem. Kim kırıldı? Ne kırıldı? Kim kırıldı? Ne kırıldı? Cam. Şimdi buradaki cam özne sorusuna cevap oluyor mu? Oluyor.
kim kırıldı, ne kırıldı derken cam özne sorusuna cevap oluyor. Ama ben biliyorum ki cam işi yapan değil. Yukarıda hatırlıyorum ki cam nesneydi. Nesne olduğu halde özne gibi karşıma çıktı mı? Çıktı. O yüzden buradaki cam için doğru ifade sözde özne. Cam sözde öznedir. Arkadaşlarım, yazıp anlaşılır kılayım derken daha beter iç içe girdi. O yüzden tekrar hafızanıza, gözünüzün önünde canlandırmanıza güveniyorum. Evet, yukarıdaki nesnem burada özneleştiği için ben buna sözlü özne diyorum. Örtülü özneye geçmeden önce sözlü özneye bir iki örnek daha vereyim. Mesela bulaşıklar yıkandı. Yıkandı yüklem. Kim yıkandı, ne yıkandı? Bulaşık. E işi yapan Ayşe Fatma. Buradaki bulaşık özne gibi karşıma çıktı. Ne diyorum? Sözlü özne diyorum. Deneme sınavındaki sorular tahtada teker teker çözüldü. Çözüldü yüklem. Kim çözüldü? Sorular. Sorular özne olarak karşıma çıktı ama ben biliyorum ki işi yapan öğretmendir, öğrencidir değil mi? O yüzden oradaki o sorular güya özne, lafta özne. Çözdü değil de çözüldüğünün öznesi olduğu için sözde özne. Sözde öznenin yanında işin gerçek yapıcısı tarafından sözüyle birlikte söylenirse Ali tarafından kırıldı. Buradaki Ali tarafından da ne diyorum? Örtülü özne diyorum. Ali tarafından örtülü özne, cam sözde özne. İkinci bir örnekle tekrar etmeye çalışayım. Bakanlık yeni kararlar aldı. Aldı yüklem mi? Yüklem. Kim aldı? Bakanlık aldı. Alma işini yapan bakanlık mı? Bakanlık. O zaman bakanlık özne. Nasıl özne? Gerçek özne, normal özne. Yeni kararlar derken ne aldı? Yeni kararlar aldı. Bu da nesne. Evet. Cümle yüklem özne, yüklem özne ve nesneden oluşuyor. Buraya edilgen yapıverdim. Aldı değil, artık alındı. Alındı dediğime göre edilgen oldu. Kim alındı, ne alındı? Bakanlık alındı olmuyor artık. Yeni kararlar alındı. Benim önceki cümledeki nesnem burada özneleşti mi? Evet, özneleşti. O yüzden bu sözde özne. Bakanlık tarafından eşittir bakanlıkça, bu da örtülü özne. İşin gerçek yapıcısı tarafından sözcüğü ya da C ekiyle birlikte söylendiğinde onun adı da örtülü özne oluyor. Evet arkadaşım, sözlü özne, örtülü özne diğer özne çeşitleriydi. Özne çeşitleriyle ilgili bir diğer ifade öznesiz cümle ya da mantık öznesi. Bu karşıma şöyle çıkabilir. Adam cümleyi kuruyor. Diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne yoktur? Aa, özne yoktur diye bir cümle olur mu? Olabilir. Ne yapmalıyım böyle bir soru karşıma çıkarsa? Özne arayacağım. Mesela. Bununla ilgili 3 tarz cümle olabilir zaten. Birincisi, uzun bir kış gecesiydi. Gecesiydi yüklemin bittiği yer mi? Evet. Kış gecesi isim tamlaması, uzun bir gece sıfat tamlaması. Tamlamalar parçalanmaz. Dolayısıyla uzun bir kış gecesiydi. Hepsi birlikte yüklem. Yüklemi buldum mu? Buldum. Sırada öznem var. Kim uzun bir kış gecesiydi? Ne uzun bir kış gecesiydi? O uzun bir kış gecesiydi. Yok. Gizli de olsa bir özne yok. İşte sana öznesiz cümle. Öznesiz cümle böyle olabilir dedik ya. Hemen buradan hareketle bunun taklitlerini düşünün arkadaşlar. Yağmurlu bir sonbahar günüydü. Ya da Temmuz'un ikisiydi. Ya da Ağustos'un başlarıydı dersek zaman anlamlı sözlerde bu karşıma çıkabilir. Bir diğer kullanım deyimler. Ottu'yu kazanınca burnu büyüdü derken acaba yüklem büyüdü mü, burnu büyüdü mü? Yüklemim tabii ki deyimler parçalanmayacağı için burnu büyüdü. O burnu büyüdü olmaz. Onun burnu büyüdü desek onun burnu. Tamlamada tutup da parçalayıp yarısına yüklem yarısına özne diyemem. O gizli özne gibi düşünün. O virgül burnu büyüdü olmuyor. Gizli de olsa bir öznesi yok. Evet arkadaşım, o zaman öznesi olmayan bir diğer cümleler buna benzeyen cümleler olacak. Etekleri tutuştu. Haberi alınca etekleri tutuştu. O etekleri tutuştu olmaz. Ağzı kulaklarına vardı. O ağzı kulaklarına vardı. Olmaz arkadaşlar. Deyimli sözlerde. Ve bir de geçişsizken edilgen yapılan. Geçişsiz edilgen, kafanızı karıştırıp o kavramları bulaştırmayayım hiç. İzinsiz,
inşaata girilmez. Düzeltiyorum, pardon. İnşaata izinsiz girilmez. İnşaata izinsiz girilmez dediğimizde, inşaata izinsiz girilmez dediğimizde burada girilmez yüklem. Kim girilmez, ne girilmez? O girilmez gizli özne diyebilir miyim? Hayır, onunla demedim. O girilmez de diyemediğim için özne yok. Üst kata asansörle çıkılır. Çıkılır yüklem. Kim çıkılır, ne çıkılır? Özne yok. Pazartesi berbere gidilecek. Gidilecek yüklem. Kim gidilecek? Cevap yok. Özne yok. Evet, öznesi olmayan cümlelerde böyle bir şey sorulduğunda özne arayacağım. Bulamadığımda özne yoktur. Hay hay, tamam, bitti. Ve arkadaşım, geçiyorum tümleçler. Tümleçler diğer adıyla yardımcı öğeler. Birincisine nesne. Nesnenin diğer adı neymiş? Düz tümleç. Nesne de bir tümleç mi? Evet, düz tümleç. Yardımcı ögelerimin birincisi nesne. Nesne işten etkilenendir. Altını çizdiğim bu işten etkilenen ifadesini önemseyin, ciddiye alın istiyorum. Adam soruda bunu kullanıyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soruya cevap olarak verilen söz işten etkilenendir? İşten etkilenendir. İşten etkilenen eşittir nesne. Arkadaşlar, her cümlede nesne olur mu? Yok. Efendim, yüklem geçişsiz eylemse nesne olmaz. Ya da yüklem isimse yine nesne olmaz. Ama bunu ezberlememe gerek yok. Hemen örnekler üzerinden gidelim. Kovalamalıdır yüklem. Kim kovalamalıdır? İnsan özne. Neyi kovalamalıdır? Hayalini. Hayalini nesne oldu. Sabahları düzenli olarak spor gazetesi okurdu. Okurdu yüklem. Kim okurdu? O okurdu. Ne okurdu? Spor gazetesi nesne oldu mu? Oldu. Arkadaşım, başka bir örnek. Kurum müdürü Necati Bey'i yanına çağırdı. Çağırdı yüklem. Kim çağırdı? Kurum müdürü. Kimi? Necati Bey'i. Nesne mi nesne? Nesne ile ilgili belki şunun altını çizmeliyim. Sorusu özne sorusuna benzediği için, özneden sonra bulmalıyım. Mutlaka özneden sonra bulmalıyım. Mutlaka özneden sonra bulunmalıdır. Peki efendim, nesneyi belirtili ve belirtisiz diye ikiye ayırıyorduk. Bunu nasıl anlayacağız? Farkı nedir? Durum eki, hal eki, iyiyi alırsa belirtili nesne, almazsa belirtisiz nesne. Ya da sorudan gidelim. Ne sorusunun cevabı belirtisiz nesne? Neyi sorusunun cevabı belirtili nesne? Ve dolaylı tümleç. Bir diğer ögem dolaylı tümleç. Dolaylı tümleç diğer adı yer tamlayıcısı. Dolaylı tümlecin diğer adı yer tamlayıcısı. Dolaylı tümleç deyince hemen aklıma ED'den geliyor mu? Geliyor. Dolaylı tümleç ED'den. Arkadaşlar, bu ED'den hem soruda olmalı hem cevapta olmalı. Dolaylı tümleci üçe ayırarak düşünelim. Bir, E'li dolaylı tümleç. Ya da diğer adıyla artistik bir ad kullanalım. Yönelmeli dolaylı tümleç. D'li dolaylı tümleç, bulunma dolaylı tümleci ve den ayrılma dolaylı tümleci. Yönelme dolaylı tümlecinin soruları neye, kime, nereye? Bulunma dolaylı tümlecinin soruları neyde, kimde, nerede ve ayrılmanın da neyden, kimden, nereden? Efendim, hem soruda hem cevapta bu ekler olmalı dedik. Öğretmen tüm sınıfa köşedeki derslikte bu konudan söz etti. Söz etti yüklem. Kim söz etti? Öğretmen söz etti özne. Neye? Tüm sınıf A. Dolaylı tümleç. Nerede? Köşedeki derslikte. Dolaylı tümleç. Neyden? Bu konudan dolaylı tümleç. Yarışmanın kazananları organizasyonda yer alan herkese teşekkür etti. Teşekkür etti yüklem. Kim teşekkür etti? Yarışmanın kazananları teşekkür etti. Özne. Organizasyonda teşekkür etti. Yok, bağlayamadım. Kime teşekkür etti? Organizasyonda yer alan herkese. İşte sana dolaylı tümleç. Herkes E'yi gördün mü? Gördüm. Tavan arasından rahatsız eden sesler geliyordu. Geliyordu yüklem. Kim geliyor, ne geliyor? Rahatsız eden sesler özne. Nereden? Tavan arasından. İşte dolaylı tümleç. Vardı yüklem. Kim vardı, ne vardı? Bu sorunun aynısı vardı özne. Nerede vardı? Soru bankasında dolaylı tümleç. Evet. Nerede, nereden, nereye,
Neye, neyde, neyden, kime, kimde, kimden sorularının cevabına, yani hal eklerinden, ed eklerinden birini alan söze dolaylı tümeç diyorum. Ve arkadaşlarım, diğer ögem zarf tümleci. Son uzun ögem. Zaten edat tümleci bir cümle söyleyip geçeceğiz. Zarf tümleci, zarf tümleci nasıl, ne zaman, ne kadar sorularının cevabıdır. Zarf tümleci ile ilgili olarak önce kolay, basit bir cümle yazmaya çalışalım, bulmaya çalışalım. Diyorum ki, dün öğretmen bunları bize açıkça söyledi. Söyledi, yüklem mi yüklem? Kim söyledi? O söyledi, öğretmen söyledi özne. Nasıl söyledi? Açıkça söyledi. Nasıl diyorum? Durum anlamlı bir zarf tümleci mi? Evet, durum anlamlı bir zarf tümleci. Peki. Diğer bir örnek. Diyorum ki, gençler önümüzdeki çarşamba günü sokağa çıkabileceksiniz. Ne zaman çıkabilirsiniz? Çıkabilirsiniz yüklemsiz, çıkabilirsiniz özne. Ne zaman? Çarşamba günü. Zarf tümleci oldu mu oldu? Arkadaşlar, nasıl durum? Ne zaman? Zaman. Bir de ne kadar vardı? Ölçü vardı değil mi? Hemen ölçüyü de buraya ekleyelim. Ölçüyü de buraya ekleyelim. Diyorum ki, bu işin bu şekilde sonuçlanması için epey bekledim. Epey bekledim derken ne kadar bekledim? Epey bekledim. Epey de yine ölçü bildiren bir zarf tümleci oldu mu? Oldu. Ve sebep bildiren sözler uyanamadığından dersi kaçırıyor. Uyanamadığından derse girmedi. Derse girmedi o. Niçin? Uyanamadığından sebep bildiren bir zarf tümleci oldu mu? Oldu. Arkadaşlarım, öge sorularını sıralarken nasıl, ne zaman, ne kadar, niçin demiştik ya, bu eşittir. Durum, zaman, ölçü ve sebep bildiren sözler zarf tümlecidir. Peki efendim. Eklemem gereken bilgi bir. Nasıl, ne zaman, ne kadar gibi sorulara tam cevap olmasa da, cuk diye oturmasa da zarf görevli sözler zarf tümlecidir. Ne demek istiyorum? Ya arkadaşlar, şöyle korsan bir şey söylersem aslında yanlış olmaz. Yüklemi, özneyi buldum mu? Buldum. Nesne ve dolaylı tümleç zaten çok netti. ED'den, bu eklerden mi hareket ediyordum? İ'den hareket ediyordum. Onun dışında ne olduğu belli olmayan bir şey mi gördün? Zarf tümleci diyeceksin. Mesela, mutlaka gel. Gel yüklem, sen gel özne. Gel yüklem, sen gel gizli özne. Nasıl gel, mutlaka gel. Nasıl, yakışıyor mu, yakışmıyor mu? Arkadaşım, mutlaka zarf tümlecidir. Mutlaka zarf tümlecidir diyorsam hemen kafayı çalıştır. Şuradan hareket et istiyorum. Kesinlik bildiriyor ya, muhakkak yapar, %100 gideriz, kesinlikle görüşeceğiz, şüphesiz anlamıştır dersek yine zarf tümleci olur mu? Olur. Ya da olumsuz olarak, gitmez yüklem, o gitmez özne. Asla gitmez, katiyen yapmaz, hiç görmedim zarf tümleci. Görüşürüz yüklem, biz görüşürüz özne. Olasılık anlamlı, belki görüşürüz, buradaki belki zarf tümleci. Anlatayım yüklem, ben anlatayım özne. Tekrar anlatayım, zarf tümleci. Yineleme anlamlı bir söz olduğunu fark ettiniz mi? Evet, yeniden gideceğim, yine konuştuk, bir daha söyle. Bunların hepsi zarf tümleci oldu. O zaman kesinlik, olasılık, yineleme gibi listelemeye gerek var mı? Yok. Umarım yanılır, yanılır yüklem, o yanılır özne. Umarım zarf tümleci. Geliyor yüklem, o özne, işte zarf tümleci. Mesela koşul cümlelerini düşünün arkadaşım. Diyorum ki, çalışırsan başarırsın. Çalışırsan başarırsın. Başarırsın yüklem, sen özne. Peki çalışırsan hangi öge? Çalışırsan başarırsın. Zarf tümleci. Ya da mesela varsayım anlamını düşünelim. Tut ki gecikti. Tut ki geciktik. Geciktik yüklem, biz geciktik özne. Tut ki zarf cümleci. Evet arkadaşlarım, en basit haliyle hangi öge olduğu belli değilse ne diyorum? Zarf cümleci diyorum. Bir diğer nokta, paylaşmam gereken bir diğer nokta. Yön sözleri vardı ya, ileri, içeri, yukarı, beri, ileri, geri, içeri, dışarı, yukarı, aşağı, beri, öte sözleri. İşte onlar ek almazsa zarf cümleci.
Sözcük türlerinde de benzer bir şey söylemiştik. Ek almazsa, ek almazsa bunlar zarf olur demiştik. Ek alırsa hangi öge olur? ED'den ekini alırsa dolaylı cümleç olur. Hemen bakıyorum. Burada bulmaya çalışalım. Çık yüklem, dışarı çık, zarf cümleci. Sen gizli özne tabii. Bak yüklem, sen gizli özne. Dışarıya bak. Aa. Nereye? Dışarıya. E durum ekini aldığına göre dolaylı cümleç oldu. Gör yüklem, sen gör özne. Neyi, nereyi, dışarıyı belirtin nesne oldu. Ek almazsa zarf cümleci olur. Bunu fark ediyorum. Arkadaşlarım, diyorum ki mesela burada beni ayakta bekle derken, beni neyde bekleme doğru soru, nasıl bekleme doğru soru, nasıl bekle doğru soru. Neyde bekle yanlış soru dolaylı cümleç değildir. Nasıl bekle doğru soru zarf cümlecidir. O da sigara kokuyor. O da ne kokuyor mu, nasıl kokuyor mu? Ne kokuyor yanlış soru, nasıl kokuyor doğru soru, nasıl kokuyor doğru soru olduğu için zarf cümlecidir. Ve son ögem edat cümleci. Edat cümleci edatla biten sözdür. Örnek. Sinemaya kardeşimle gittim. Gittim yüklem, ben özne. Kardeşimle, kardeşim ile ne oldu? Edat cümleci oldu mu? Oldu. Ve efendim tek tek ögeleri de sıralamış olduk mu? Olduk. Bunun dışında sorularda karşıma çıkabilecek vurgulanan öge, açıklanan öge, sorulan öge vesaire gibisinden kavramlar var. Bunlarla ilgili olarak bir iki şey de söyleyeyim ve cümlenin ögelerini bitirelim istiyorum. Arkadaşlarım, vurgulanan öge nedir? Eylem cümlelerinde yüklemden önceki ögedir. Yüklemden önceki ögeye ne diyorum? Vurgulanan öge diyorum. Soru çözüyorum ve adam şunu diyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman kavramı özellikle belirtilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne vurgulanmıştır? Vurgulanan öge deyince aklıma ne gelmeli? Yüklemden önceki öge gelmeli. Mesela şuradaki şu basit cümleden hareket edelim. Abbas dün bize bunları anlattı. Anlattı yüklem, bunu biliyor muyum? Evet. Kim anlattı? Abbas anlattı, özne. Neyi? Bunları. Yüklemden önce nesne mi var? Evet. O zaman bu cümlede nesne vurgulandı. Ya da bu cümleyi bu dizilişle kurmak yerine şöyle kursaydım. Abbas bize bunları dün anlattı. Anlattı yüklem, Abbas özne. Ne zaman? Dün zarf cümleci olurdu. Bize anlattı dersek dolaylı cümleç vurgulanırdı. Abbas anlattı dersek de özne vurgulanırdı. Evet arkadaşım, demek ki vurgulanan öge dendiğinde yüklemden önceki ögeye bakacakmışım. Cümleyi birazcık uzatalım. Hep aynı cümleye takılıp kalmayalım. Bu olay tüm televizyon kanallarında geçen hafta gösterildi. Ögelerini bulacak olursam, bu olay gösterildi. Tüm televizyon kanallarında gösterildi. Geçen hafta gösterildi derim. Evet, ama bu cümlede vurgulanan öge nedir? Geçen hafta zarf cümleci vurgulanmış oldu. Nuri'nin babası 3 yıldır üniversite hastanesinde çalışıyormuş. Çalışıyormuş yüklem. Nuri'nin babası özne. 3 yıldır zarf cümleci, üniversite hastanesinde. Nerede? Üniversite hastanesinde dolaylı cümleç. Peki vurgulanan öge hangisi? Dolaylı cümle. Çünkü yüklemden önceki öge vurgulanan ögedir. Arkadaşım, bir de sorularda karşıma çıkmayacak bir ayrıntı bilgi. Ad cümlelerinde vurgu yüklemdedir. İsim cümlelerinde vurgu yüklemde olur. Ve geçiyorum açıklanan ögeye. Açıklanan öge nedir? Açıklanan öge ara söz olarak yinelenen, tekrarlanan kavram. Yani aynı kavramı tekrar ediyorsak bunu açıklamış oluyoruz. Hangisinde özne açıklayıcısı ile birlikte verilmiştir? Hangisinde açıklanan öge diğerlerinden farklıdır dediğinde neye bakmam gerekiyor? Nerede jeton düşecek? Örnek, Kazım ilkokul arkadaşım dün beni aradı. Ögelerini bulacak olursam aradı yüklem, Kazım özne, beni nesne, dün zarf cümleci ya. Bir dakika. Kazım özne miydi? Özneydi. Kazım için ne diyorum? Özne diyorum. Kazım. Yani eşittir ilkokul arkadaşım. İlkokul arkadaşım da nedir? Öznenin açıklayıcısı. Yıllardır bu mahallede, Çiçek Mahallesi'nde oturuyoruz. Oturuyoruz yüklem. Biz gizli özne. Yıllardır oturuyoruz zarf cümleci. Nerede? Bu mahallede oturuyoruz dolaylı tümleç. Bu mahalle dediği yani eşittir Çiçek Mahallesi'nde. Dolaylı tümlecin açıklayıcısı oldu. Dolaylı tümleç açıklayıcısıyla birlikte verildi mi? Evet, verildi.
Arkadaşlarım, dolaylı tümleç açıklayıcısı ile birlikte verildi. Mesela bir iki örnek daha vermeye çalışalım. Sonunda otomobilini, baba yadigarını sattı. Otomobilini nesne, baba yadigarını nesnenin açıklayıcısı. Bu konuyu onunla dün virgül, Mayıs'ın 9'unda görüştük. Dün zarf tümleci, Mayıs'ın 9'unda zarf tümlecinin açıklayıcısı. Ve efendim bir diğer başlığı. Sorulan öge, sorunun yöneltildiği öge, soruya cevap olan öge. Ne diyor? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sorulara cevap olan verilen sözler farklı ögedir, özne de nesne de değildir vesaire. Soruya cevap olan öge hangi ögedir? Arkadaşım burada nasıl düşünmem gerekiyor? Önce bir mı'dan hareketle düşünelim. Bir de soru sözcüğünden hareketle düşünelim. Mı'dan hareketle eğer cümlede mı varsa, o cümleyi soru cümlesi kılan mı ise mı'dan önceki öge sorulan ögedir. Sorunun yöneldiği ögedir. Bu konuyu size anlattı mı derken mı'dan önce ne var? Anlattı var. Mı'dan önce anlattı yüklemi olduğu için bu cümlede yüklem sorulmuş oldu. Ama bu konuyu size mi anlattı deseydi mi'den önce ne vardı? Size vardı. Kime? Size. Dolaylı tümleç ya. Dolayısıyla sorulan öge dolaylı tümleç olurdu. Sorunun yöneldiği öge dolaylı tümleç olurdu. Cümleyi şöyle kursaydık. Bu konuyu mu size anlattı? Bu konuyu mu size anlattı? Nesne sorulmuş olurdu. Ya da dersten sonra soru mu çözeceksin? Nesne soruldu. Dersten sonra soru çözecek misin? Yüklem soruldu. Dersten sonra mı soru çözeceksin? Zarf tümleci soruldu gibi. Peki hocam mı değil de soru sözcüğü kullanılmışsa, nasıl, hangi, kaç, kim, niçin gibi soru sözcüğü varsa, o zaman soru sözcüğünün yerine bir cevap getirerek düşünelim. Cevap hangi öge ise olur. Burada arkadaşlar soruyla cevabı birleştirerek düşünün. Yani dersten sonra nereye gideceksiniz derken hangi öge soruluyor diyor ya, hiç acele etmeden buraya bir cevap getiriyorum. Dersten sonra eve gideceksiniz. Dersten sonra eve gideceksiniz haline getirdim. Gideceksiniz yüklem, siz özne. Nereye? Eve. Evet, soru dolaylı tümleci bulmaya yönelik. Konular ne zaman bitecek? Konular Mayıs'ın sonunda bitecek. Bitecek yüklem. Kim bitecek, ne bitecek? Konular özne. Ne zaman? Mayıs'ın sonunda. Soru zarf tümlecini bulmaya dönük. Son soruyu hangi öğrenci çözdü? Son soruyu hangi öğrenci çözdü? Son soruyu bu öğrenci çözdü. Çözdü yüklem. Bu öğrenci özne. O zaman arkadaşım soru sözcüğünün içinde kaldığı öge özne ise soru özneyi bulmaya dönük. Ya da bazen cevabı da kendisi verir. Sıranın altında ne var? Kitap. Burada soruyla cevabı birleştirmek gerekiyor. Sıranın altında kitap var haline getiriyorum. Tekrar ediyorum arkadaşım. Sıranın altında ne var? Kitap dedi ya. Ben bunu hemen şu hale getiriyorum. Sıranın altında kitap var. Sıranın altında kitap var cümlesinde. Var yüklem mi? Yüklem. Yüklemden sonra sırada ne vardı? Özne vardı. Yüklem, özne, diğerleri sırasını unutmadım, hatırlıyorum. Var yüklem. Kim var, ne var? Kitap var. Kitap da özne mi? Özne. O zaman soruya cevap olarak verilen söz öznedir. Çözemediğiniz soru hangisiydi? Sonuncu. Eşittir. Bunu hemen şu hale getiriyorum. Çözemediğiniz soru sonuncuydu. Arkadaşlar cümleyi aynen kullandığımı ve değiştirmediğimi fark edin lütfen. Burada hangisiydi, sonuncuydu derken hangisiydi soru sözcüğünün karşılığı sonuncuydu, hangi öge? Yüklem. O zaman soruya cevap olan öge, sorunun yöneldiği öge, bulunmak istenen öge neymiş? Yüklenmiş efendim. Ve bir de ortak ögemiz var. Ortak öge. Ortak öge birden çok yargı bulunan cümlelerde olur. Bir değil de birden çok cümlenin olduğu cümlelerde olur. İşte burada bir kez kullanılan ama birden çok yargıyı ilgilendiren ögedir.
Ya tanımdan daha çok örnekten anlaşılır sanıyorum. O yüzden hemen örneğe geçiyorum. Örnekten hareketle düşünelim. Ali kapıyı açtı birinci cümlem. Sınıfa girdi ikinci cümlem. İlk cümlenin ögelerini buluyorum. Kapıyı açtı derken açtı yüklem. Kim açtı? Ali özne. Kapıyı da nesne. Birinci cümle bitti. Özne nesne yüklem dedim. Geçtim ikinci cümleye. Sınıfa girdi. Girdi yüklem. Kim girdi? Yine Ali girdi. O zaman Ali hem kapıyı açtı cümlesinin öznesi hem de sınıfa girdi cümlesinin öznesi ya. Ben buna ortak özne diyorum. Bir kez kullanılan ama iki cümleyi de ilgilendiren ögeye ortak öge diyorum. Diğer cümlem. Duvarı nem, virgül, insanı gam yıkar. Aslında kastedilen şu değil mi? Duvarı nem yıkar, insanı gam yıkar. Duvarı nem yıkar, insanı gam yıkar derken yıkar yüklemi ortak. Ortak yüklem. Yüklem ortak oldu, o özne ortak oldu. Hangi öge ortak olabilir? Canım tüm ögeler ortak olabilir. Üçüncü örneğim. Söyleme sırrını dostuna, kolay düşünmek adına kurallı hale getiriyorum. Sırrını dostuna söyleme. Bitti. O da söyler dostuna, o da dostuna söyler. Bulalım ögelerini. Söyleme yüklem. Sen söyleme gizli özne. Neyi söyleme? Sırrını söyleme nesne. Kime söyleme? Dostuna söyleme dolaylı cümle için. İkinci cümleme geldim. Söyler yüklem. Kim söyler? O söyler özne. Kime söyler? Dostuna söyler. Dolaylı cümle için bunları buldum. Peki o da dostuna neyi söyler? Yine sırrını söyler. Bu da ortak nesne oldu mu? Oldu. Nesnesi ortak bir cümle. Evet. Ortak ögede bir kez kullanılan ama birden çok yargıyı ilgilendiren ögedir. Ve ortak öge kısmı da bitti arkadaşım. Not demişim. Bu notu da söyleyeyim. Bu notun çok soru potansiyeli yok ama düşünürken, değerlendirirken bazen kafamıza takılabiliyor. Seslenme sözleri. Arkadaş, birader, kırmızılı, sen, ünlemler, bağlaçlar ve bazı ara sözler öge değildir arkadaşlar. Cümle dışı unsurdur. Yani fakat beni anlamıyorsun derken fakat hangi ögedir? Kafa çatlatmanın anlamı yok. Beni nesne anlamıyorsun yüklem, sen gizli özne bitti. Fakat öge değildir. Cümle dışı unsurdur. Ve cümlenin ögeleri. Cümlenin ögeleri bunlar arkadaşım. Tekrar şöyle bir bakacak olursam. Diyorum ki 1. Soru sözlerini bil. İyi belirtili nesne ede'den dolaylı tümleç. 2. Önce yüklem, sonra özne, sonra diğerleri sırasıyla bul. 3. Öge yüklemi tümler. Her ögeyi yükleme bağlayabilmelisin. 4. Söz öbekleri parçalanmaz. 5. Temel öge dediği yüklem ve öznedir. 6. Yüklemde bileşik fiil, deyim, isim tamlaması ve sıfat tamlamalarını parçalayamazsın. Birlikte alırsın. Ve efendim, özne çeşitleri, nesne, dolaylı tümleç, zarf tümleci ile ilgili olarak şunun tekrar farkına varın. Nasıl ne zamanın tam cevabı değilse, cuk diye oturmuyorsa bile yine zarf tümleci olur mu? Olur. Edatla biten söze edat tümleci diyorum. Vurgulanan öge, yüklemden önceki öge. Açıklanan öge, tekrarlanan öge. Sorulan öge, ya mı'dan önceki öge, ya da soru sözcüğünün karşılığı olan öge. Ortak öge ise bir kez kullanılan ama birden çok cümlede yer alan, anlamca bulunan öge. Evet arkadaşlarım, cümlenin ögeleri bitmiştir. Bugün de konumuz bu kadar. Konumuzu bitirdik. Nokta duyuyorum ve doğal ödeviniz arkadaşım, soğutmadan sıcağı sıcağına cümlenin ögeleriyle ilgili soru çözmeye çalışmak ve cümlenin ögeleriyle ilgili olarak eksiklerimizi yakalamak. Ve bugünlük bu kadar efendim. Nokta. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.